Sayın Rektörüm, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin kıymetli öğretim üyeleri, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanım, kıymetli misafirler. Kutlu Yolda 40. Yıl Hüsnü Hat Sergisi'nin açılış konserine hepiniz hoş geldiniz. Konserimizi solist Eray Cinpir, kemençede Gülnihal Dönmez, tamburda Muhsin Taha Dönmez, kanunda Ahmet Furkan Duyar, ritimde Mevlüt Gökhan Başin icra edecekler. İyi seyirler dilerim efendim. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün biz de size konuyla alakalı olarak hattat bestekarların eserlerinden örnekler sunmaya gayret edeceğiz. Şimdi tabii Hüsnü Hat hakkında benim bir şey söylemeye ne bir yetkim ne bir haddim var. Fakat belki musiki sanatıyla benzerliklerinden birazcık bahsetmek iyi olabilir. Biliyorsunuz bizim gelenekli Türk musikimizin en temel sistemi meşk sistemidir. Ki bu meşk sistemi aslında Hüsnü Hat sanatından bize temayüs eden bir şey. Aynı şekilde hocanın talebeyi meşk ederek eserin düzeltmesi gibi musiki hocası da kendi öğrencisine karşısına oturtup diz dize ona meşk ederek musiki öğretir. Ve birçok yönden de aslında bu eğitim ve içerik birbirine çok benzer. Tıpkı yazıdaki ölçü gibi, o harflerin ölçüleri gibi musikide de perde ve usulü biz ölçü alarak meşki yaparız. Ve aynı şekilde aslında eğitim bittikten sonra hattatın tıpkı istif yapması gibi musiki şinası da beste yapar. Aynı şekilde bir şey meydana getirir. Önceki öğrendiklerinden itibaren ve aslında belirli kurallar içerisinde bir özgürlük olanağı tanır. Tıpkı hat sanatındaki ölçülerin çok kesin ve katı olmasına rağmen sonsuz olasılıkla bize sunduğu bir özgürlük gibi musikide de perdeler ve usuller çok belirli olduğu halde bize sonsuz sayıda, sonsuz varyasyonda beste yapılabilir olduğu gibi birbirinin içerisinde çok bütünlüklü bir yapı içerisindedir. Ve biz de bugün aslında bunun örneklerini size sunmaya çalışacağız. Hüsnü Hatt'ın göze hitap ettiği gibi musiki de inşallah kulaklarınıza hitap edecek. İyi seyirler dilerim. Sağ olun. Thank you.
Thank you.
Gazi Giray Han'ın Peşrevinden sonra Dede Efendi'nin meşhur Hicaz nakış bestesini okuduk. Ey çeşmi ahu hicr ile tenhalara saldım beni. Şimdi ise Hattat Padişah Sultan II. Mahmud'un Söylemez miydim sana ey Gülizar adlı şarkısını seslendireceğiz. Müzeyyen ya
başka thank you.
bu tabi birçok kişinin belki aşina olduğu 3. Selim'in Şehnaz bir şarkısıydı. Bir nev civane dil müpteladır. Şimdi son 3 eser birbirine bağlı olarak icra edilecek. Yine Dede Efendi'nin Şehnaz makamındaki şarkısı Gönül Durmaz Su Gibi Çağlar'dan Sultan II. Mahmud'a, başka bir hattat bestekarın Hicaz Kalenderisi'ne geçeceğiz. Ebru'lerinin Zahm-ı Nihan'dır ve en sonda Hicaz Sirto'yla Sultan Abdülaziz'in bitireceğiz. Takdir
çare Efendim, konserimizin başında sadece isimleriyle takdim etmiştim. Ahmet Furkan Duyar ve Mevlüt Paşa'nın öğrencilerimiz bizim İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'ndan lisans öğrencilerimizdir. Gülnihal ve Muhsin Taha, Erol Dönmez abimizin evlatları. Eray kardeşimiz de Erol Hoca'nın öğrencisi, evet. Kültür Bakanlığı İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu'nun solist sanatçılarından Eray Cimpir. Bu güzel konser için onlara çok teşekkür ediyoruz.